Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Tansiyonumda çok fazla oynamalar var. Kalp ameliyatı olabilir miyim diye sorusunu yöneltiyorum. Sorun yok yani. Onu iyi narkozcular çok güzel ayarlıyorlar ameliyat esnasında. Zaten verilen narkoz için verilen maddeler artı tansiyon için de ayarlanabilir. Ameliyat için bir sakınca olmaz. Evet. Çok aşırı yüksek değilse tabii yani. Şimdi hocam yine sizin anlattıklarınızdan yola çıkaraktan birçok hastalığı tetiklediğini söylüyorsunuz. Özellikle de gelen sorularda beyinle ilgili, beyin kanamasına ilişkin gelen sorular var. Önemini almadığı zaman beyin kanamasına kadar gidiyor mu hocam? Kesinlikle gider tabii. Ani yükselmelerde özellikle beyin kanamasına kadar gider. Evet. Onun da şeyi muhakkak ki tansiyonumuzu, ama böyle antiparantez günde 3 kere 5 kere tansiyon bakmayalım. Eğer düzenliyse 3-4 günde bir bakalım. Düzensizse akşamlara bakalım. Gündüzde alalım ilacımızı. Akşam ne oluyor diyor, etkileniyor. Ama olağanüstü bir halde üzüntü, vefat vesaire. O anda muhakkak ölçüp tansiyon aletiyle bir sedatif tarzı bir şeyle beraber almamız lazım. Evet. Yine bir izleyicimiz tansiyonda baş ağrısı, durgunluk, kusma yapar mı? Yapar. Çok ani yükselirse beyine zorlamayla baş ağrısı, kusma yapar. Ama o anda muhakkak doktora gitmesi lazım. Yani tansiyonunuz sizi kusturuyorsa muhakkak o kadar acil gidin. Beyinde aslında bir şey vücut olabilir. Alarm veriyor değil alarm mi hocam? Alarm veriyor. Diyor ki ben buradayım. Önlemini al diye. Siz uzmanlar hep dersiniz hocam. Erken teşhis en önemlisi. Vücuda hasar olmadığı için bizim de tedavimiz daha çabuk kolaylaşıyor. Ama biz biraz toplum olarak dediğiniz gibi beyaz önlük fobisini yaşıyoruz. Onun için ideali evde tansiyon ölçüp hekime öyle gelmek. Evet. Peki hocam tansiyonun kolesterolle bağlantısını soran kişiler var. Kolesterol ve tansiyon bağlantısına biraz açıklık getirirseniz. Şimdi kolesterolünüz özellikle LDL dediğimiz zararlı kolesterol yüksekse damar sertliği yapıyor. Damar sertliği yapınca damarın gerilimi zorlandığı için tansiyon daha da yükseliyor. Çünkü böbrek damarında da damar sertliği olup daralmalar oluyor. Ve tedaviye güç yanıt veren tansiyonlar oluyor. Onun için muhakkak tansiyonumuzu, kolesterolümüzü düşürmemiz lazım, LDL'yi. Şekerimiz varsa ayarlamamız lazım. Kilo varsa muhakkak ayarlamamız lazım. Uyku apne sendromu varsa muhakkak geceleri onun tedbirini, tedavisini aksatmamak lazım. Stresten uzak kalmak kolaysa yapmak lazım. Hele çok kolay. Biraz zor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.